O ne lan? Merhaba Sacit Bey, nasılsınız? Burhan, araba alacağım dediğin bu muydu? Araba mı? Ne bileyim, onun çok demode bir fikir olduğuna karar verdim. Geçen yüzyıldan kalan böyle çevreyi kirleten mazotuyla, benziniyle... Yani demode. Bu asrın icadı. Zencefil. Ha? Zencefil mi? Ginger abi. Boşun üstünden düştüğü zamazingo. Burhan, sen şimdi araba yerine bundan mı dolaşacaksın böyle? Yani bu konuda bir önce olmak istiyorum açık konuşmak gerekirse. Hem avantajlı, hem hesaplı, hem de Nişantaşı'nda park yeri sorunu yok. Yani sen şimdi Nişantaşı'nda bununla mı dolaşacaksın abi? Ama başka yere gittiğimiz mi var ki yani? Bakkalıydı, çakkalıydı, kırıkçısıydı, çıkıkçısıydı, kuru yemişçisiydi, kuru temizlemecisiydi, hındırsını, hındırmasını, hındırsını... Hepsi bu mahallede yani. Eyvallah, ama biraz yavaş gibi yani. Sürat felakettir Sacit Bey. Bunu unutmayın. Hem trafikte hem aşkta. Doğru söylüyorsun. Bu aletin en güzel tarafı bu. Yalnızlık. Hiç kimsenin yanına binemeyişi. Yalnızlık. Bunu soran olursa bence öyle söyleyin. Kim soracak Burhan? Hani evden plan soran olurlarsa, Burhan Altıntop niye zencefile biniyor diye soran olurlarsa, soran olacak zaten onu, soracaklar, onlara onu söyleyin. Burhan Altıntop yalnızlığı çok seviyor. Kimseyi yanında istemiyor. En iyi dostu yalnızlık deyin, de bunu diyeceksin. Arabadan daha ucuz olduğu için almış desem daha inandırıcı olur bence. Ya Sacit, sen öyle söylesene, öyle söyle. Hayatını bundan sonrasında öyle kurguladı, öyle planladı de. Artık yalnız de. İyi, tamam. İyi. Yolcu yolunda gerek dostlar. Gideyim ben biraz böyle erzak alışverişi falan yapayım. Hadi deho, hadi deho. Hazıra, hazıra, alta vista, go! Bence bu herif normal değil abi. İyi akşamlar efendim, iyi akşamlar. Ayol bu nedir böyle? Zencefil. Aa. Vallahi adı bile var, zencefil. Araba almaktan vazgeçtim, bunu aldım. Nasıl? Bu kadar enteresan. Evin içinde mi dolaşılıyor bunlar? Vallahi Tahsin Bey amca, bunu her yerde kullanabiliyorsun böyle. İçeride, dışarıda fark etmiyor. Peki size soruyorum. Araba yerine neden bunu aldım? Kesin daha ucuz diyedir. Hiç ilgisi yok. Allah'ım ya Rabbim ya. Hadi sorun bakalım. Of Burhan, içimi kuruttun ha. Aman peki niyeymiş? Yanına kimse oturamıyormuş, daha rahatmış. Evet. Yalnızlığın dayanılmaz hafifliği. Bundan sonrasında hayatımı böyle planlıyorum. Sadece kendim ve ben. Başkasını hiç istemiyorum. Yalnızca kendim ve ben. Bu bisikletle acaba her yere gidebilecek misiniz Burhan Bey? Bisiklet değil, bir defa asrın icadı. Bilip bilmeden konuşmayalım. Allah'ım ya Rabbim. Evet, ben şimdi biraz böyle bir tur atarım. Yalnız başıma tabii. Ondan sonrasında bir kafeye giderim. Kendime böyle bir frappuccino alırım. Onu fıkır fıkır içerim. Ondan sonrasında da artık hayatım böyle. Yalnızca kendim ve ben. Sadece dostum ve ben. Zencefil. Aman o kafeye yürüyerek de gidiliyor Burhan Bey. Sinek vızıldıyor herhalde. Ondan sonrasında da ver elini Beyoğlu. İstiklal Caddesi'ne araba giremezken ben aşağıya doğru giderim bununla. Galatasaray'a kadar. Ay çok güzel bir şey ama hem de böyle püfür püfür. İyi, anlarsın, gidelim böyle dolaşalım. Hani tek başınıza dolaşacaktınız? İyi o zaman ben Beyoğlu'na gidiyorum, Taksim'e. Gezeceğim biraz. İfa şu kapıyı açsana, geri gideceğim. Geri bas. Geri bas Zenci. Zenci geri bas. Görüşürüz. Hoşça kalın dostlarım. Ha? Abla, sizin aranız mı bozuk? Ama ne aramız olacak bizim ya Allah. Hem ne işim var benim el alemin zerdeçalında? Allah kahretsin, lanet olsun. Lanet olsun ha. Konuşulur mu? Yardım. Hayırdır inşallah, bu ne? Burhan mı o? Baktım ben. Anam nasıl kıydılar bana ya? Nasıl kıydılar? Böyle iş olur mu ya? Ne oldu oğlum? Çantamı kaptılar, kapkaç yaptılar bana. Böyle tarla başında gidiyordum, 2 tane genç çocuk bana yaklaştılar, böyle çantamı çaldılar benim. Aa, zerdeçalar üstündeyken mi? Zencefil ya, zencefil. Yanlış söylüyorsun. Çok hızlı koşuyorlardı, bir türlü yetişemedim. Allah Allah, zencefilin hızına rağmen. Evet, bu konuda çok usta olmuşlar. Ben Cansın gibiler vallahi ya. Aman evladım, sen de ne diye gece vakti tarla başında yürüyerek geçiyorsun? Yürümedim, zencefilin üstündeydim. 2 tane çocuk. Ha, cesarete bakar mısınız? Ya üzerlerine sürseydim, ayaklarını cıyır cıyır bir kırsaydım şununla. Nereye gitti peki? Çantam işte, özel eşyalarım. Bir de söylemesi ayıp böyle 723 YTL küçük bir servet yani. Şükret gene, ucuz atlatmışsın. Ay hiç olmazsa zencefili çalmamışlar işte. Ya zencefille gitmeye kalksalardı bu onlara koşarak yetişirdi zaten. Allah Allah, yetişsem ne yapacaktım ki? 2 kişi. Hadi birine çalışsam böyle ağız burun girsem, bir tanesi boşta kalıyor yani. Çok hırpaladılar beni. Çantamı vermem dedim. Çok hırpaladılar beni. Ay Burhan Bey, çok geçmiş olsun. İyi misiniz? Bir su falan vereyim mi? İyi sayılırım. Bilginize çok teşekkür ederim. Of. İstanbul çok tehlikeli. Bir şey yapmak lazım. Araba al mesela. Ya da kendini koruman lazım. Uzun süredir kickbox dersleri almayı tasarlıyordum. Bence tam zamanı. Lahiya! Zencefil! Garanto!